Şimdi Ukrayna topraklarında yaptıkları veya yapmaya çalıştıkları ve yapmayı planladıkları şey ulusal sınırımızdan binlerce kilometre uzakta değil. Burası bizim evimizin eşiğinde ve daha fazla geri çekilecek hiçbir yerimiz olmadığını anlamalılar. Herkese selamlar. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri Putin'in ilginç bir söylemi var. Naziler. Putin ısrarla bu kelime üzerinde duruyor ve sürekli neo-nazilerden bahsedip bunların Ukrayna'da olduğunu ve yoğun bulunduğunu söylüyor. Hatta Dışişleri Bakanı Lavrov da aynısını söyleyenlerden. Ve dikkat ettikleri bir şey var. Biz Ukrayna ile, Ukrayna ordusu ile ya da Ukrayna halkı ile savaşıyoruz gibi kelimeler ağızlarından hiç çıkmıyor. Hatta çok ilginç şekilde Putin Ukrayna ordusuna sesleniyor ve şu anda ordu neo-nazilerin elinde, hakimiyeti elinize alın diye çağrı yapıyor. Sürekli ağız birliği etmişçesine neo-naziler ile savaşıyoruz diyorlar. Ama bir sorun vardı bu söylemde. Ukrayna lideri Zelenski Yahudiydi. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler 8 milyon Yahudi'yi öldürmüştü. Yahudi olan Zelenski nasıl Nazi olabilirdi ki? Dedesi ve dedesinin kardeşleri Nazilere karşı savaştı ve işkence görüp Naziler tarafından kamplarda öldürüldü. Tabi hal böyle olunca Putin'in bu sözleri için saçmalıyor falan dedi birçok kişi. Acaba gerçekten Putin saçmalıyor muydu? Bunu anlamak için biraz geriye gitmek gerek. Ukrayna'nın Kiev yönetiminin Amerikan destekli, Soros destekli nasıl darbeyle hükümetinin yıkıldığı günlere gitmek gerek. Amerikan sermayesiyle milliyetçilik yapan Svoboda Partisi, S-14 ve Sağ Sektör gibi önemli Nazi gruplarıyla işbirliği yapmıştı o dönem. Ve o dönemde Ukrayna'nın başında Yanukovych vardı ve Yanukovych Putin ile arası çok iyi olan bir liderdi. Haliyle Amerika ile de kötüydü. Amerika ise ısrarla Yanukovych'i göndermek ve onlara yakın bir isim lider yapmak istiyordu. Yerine kendilerine yakın birini getirmek için çalışmaya başladılar. Önce Yanukovych'e 3 suikast düzenlendi ve 3'ünden de sıyrıldı. Geriye tek bir çare kalıyordu. O da ülke içinde halkı kışkırtarak darbe yaptı. Kolları sıvadılar. Her darbe olan ülkede yaptıkları gibi önce STK'lara ve bazı muhalif partilere para akıttılar. Akıtansa hep aynı isimdi. Sözde iyilik meleği, mazlumların babası, paranın ağası Bay Soros. Binlerce kişiyi ayaklandırdılar bu şekilde. Polis ve askerle çatıştırdılar. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Filler yine tepişti, ezilen ise çimler yani halk olmuştu. Ve tüm bu kaostan sonra Yanukovych Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Küreselciler ise kendi düzenlerini getirmişti. Hani her zaman ne diyoruz? Kaostan düzen. Yani önce kaos çıkardılar, sonra istedikleri düzeni kurdular. İstedikleri olmuştu. Soros'un bu devrimde para akıttığı grupların büyük bir bölümü ise Nazi gruplarıydı. Başbakan yardımcıları, Dışişleri Bakanı ve yardımcıları, Savunma Bakanı ve yardımcıları, İçişleri Bakanı ve yardımcıları hemen hemen hepsi Nazi yanlısı Svoboda Partisi'ne yakın isimlerden oluşmuştu. Devletin içinde yönetim mekanizmasına getirilen birçok bürokratsa Sağ Sektör isimli örgüte üyeydi. Bu örgüt ise koyu Nazi'ydi. Sağ Sektör bayrağında Nazi gamalı haçını taşıyan radikal bir yapılanmaydı. Yani tam bir Nazi'ydi. Zelenski döneminde ise Ukrayna yönetiminin Amerikan paraları ile sefa sürdüğü dönem devam etti. Nazi olduğunu gizlemeyen, hatta her defasında göğsünü gere gere söyleyen, üstelik de Naziler adına eylemler gerçekleştiren Sağ Sektör isimli faşist grubun lideri Dimitri Yaroş'a şeref nişanı verdi Zelenski. Aynı Zelenski yetmedi, bu sefer bu adamı Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir Nazi Ukrayna'da Genelkurmay Başkan Yardımcısı olmuş ve kahraman ilan edilmişti. Ona bu koltuğu veren ve kahraman ilan eden de Yahudi olan, dedeleri Naziler tarafından katledilen Zelenski'den başkası değildi. Mesela
Putin Donbas'a ayrı bir önem vermiş. İlk işgaller oraya başlamıştı, bir hatırlayın. Niye biliyor musunuz? Çünkü Donbas, Azov taburunun adeta karargahı gibiydi. Azov taburu isimli yapılanma ise tam bir Nazi'ydi. Hitler dönemindeki Nazilerin taşıdığı kara güneş ve SS sembollerini taşıyorlardı. Hatta yine hatırlayın, savaş başlamadan önce Ukrayna halkı tahta silahlarla eğitiliyordu. Hani haberlerde çok izlemiştik. İşte orada Ukrayna halkını savaşa karşı eğiten de Azov Nazi taburunun askerleriydi. Nazi olduğunu inkar etmeyen, gizlemeyen Azov taburu 2014 yılında resmi olarak Ukrayna ordusuna katıldı. İnanılır gibi değil. Bugün Amerika'nın tek bir isteği var. Savaşın uzaması. Çünkü yeni dünya düzeni için bu gerekiyor. Savaş ve savaşlar yeni dünya düzeni için mihenk taşlarından bazıları. Bu arada Zelenski'nin son söylemini duydunuz mu? Ukrayna savaşın ardından büyük İsrail olacak diyordu. Aslında bu kelime perde arkasında dönen dolapları anlamamız için yeter de artar bile. Hani demişler ya, anlayana sivrisinek bile sas. Kalın sağlıcakla.